Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili dostlar, biliyorsunuz GeForce Now ülkemizde beta olarak çalışmaya başladı, hem de Türk sunucularıyla. Bizler ne yapacağız? Bu videomuzda çakma bir Samsung cihazla Cyberpunk 2077 oynayacağız. Evet, şimdi oyuna geçelim abi hemen. Hızlıca zaten geçtik. Çılgınlar gibi gidiyor. Kasıyor. Çok kasıyor yani... arkadaşlar. Bunun ne Gamepad ile alakası var, ne GeForce'la, ne de Cyberpunk ile alakası var. Tamam, Cyberpunk'ın optimizasyonu çok iyi olmayabilir. Ama adamlar sunucudan bize oyunu en baba bilgisayarlardan yolluyorlar. O yüzden bir sıkıntı yok. Ama çakmada olmuyor. Açıyor mu? Açıyor. Açması önemli yani bizim için. Var bir açtı. Hayalimiz bir Ozan. Çakmada kasmasının en büyük sebebi Wi-Fi kartından dolayı. Çünkü iyi bir şekilde interneti alamıyor bu cihaz. Muhtemelen internetin %5'ini falan ancak kullanıyor. Hiçbir şey alamıyor. Telefon sömürmeye dair hiçbir şey bilmiyor. Dolayısıyla... Zaten şarjı şu an %100'dü başlamadan önce. Muhtemelen 2-3 dakika sonra bitecek. Ama abi günün sonunda şunu söyleyelim. Ben bunu buraya bağladım. Burada da Cyberpunk 2077'yi açtım. Bu telefon 500-400 liralık bir şey yani. Aynen, bu telefonda öyle. Bunu oynayabilmek çok enteresan. CSGO falan da denenebilir. Her şeyi oynarsın cayır cayır. Yani bunu da oynayamazsın ama düşük telefonda oynarsın. Onda bir sıkıntı yok. Ki Cyberpunk 2077 bu ayarlarda oynaman için çok ciddi bir masaüstü bilgisayar yatırımı yapman lazım. Ya da PlayStation 5 falan aynen alacaksın öyle yani. Oralar... Tabii şimdi burada iki tane farklı paket var. Hani o iki farklı paketin eğer siz premium olanı satın alırsanız şu anda fiyatları hala açıklanmadı ama basic versiyonunda... Ben araba deniyorum hocam bu arada. İn abi. Premium versiyonunu satın aldığınızda bizim gibi RTX açık bir şekilde ve oyunun desteklediği en yüksek grafiklerde doğrudan oynayabiliyorsunuz. Tabii aynen internet öyle. Önemli çünkü 25 megabitin üstünde internetinizin... Olması gerekiyor. 15 megabit ise de 720p çözünürlükte evet. Oynayabiliyorsunuz. Abi şimdi sen şöyle bir ilerlesene. Çok karanlık bir ortam. Bu oyunu bilenler biliyor hocam, zaten. Hocam ilerle diyorsun da bak telefon çakma. Kol orijinal de o fayda etmiyor işte kol telefona. Kol bozuk diyemezsin işte kol şimdi. Kol bozuk diyemem ama evet. Bak şimdi bak basıyorum, döndün. Güzel abi, 5 saniye sonra dönüyor adam yani, önemli olan bu. Şimdi birazdan zaten MacBook Pro'da da deneyeceğiz. Burada bir MacBook'ta Cyberpunk'ı oynama ihtimalin yok. Bir de iPhone 12 var burada, 12 Pro daha doğrusu. Ben bunu beklemiyordum arkadaşlar ve yani burada bunu açmak bir tık zor oldu. Ama biz yine de sizlere göstermek istedik. Durumun gerçekliğini daha net aktarabileceğimizi düşündük. Aynen bak, öyle. Çakma telefonların ne kadar kötü olduğunu GeForce Now da bize göstermiş oldu. Şimdi arkadaşlar anladık ki bunu bir şekilde çakma Samsung telefonda oynayabiliyoruz ama oynamamıza müsaade etmiyor. En azından açmayı başardık diyelim. Çalışıyor. Çakma Samsung'da Cyberpunk 2070'e çalıştı mı? Çalıştı abi. Hiçbir şekilde yani bilgisayarını kuramadın, MacBook'a bunu kuramazsın. Aynen. Bunda çalışacak mı? Şimdi bir de bunun testini hızlıca hemen yapalım. Hemen geçelim. Şimdi rahat rahat oynayabileceğimiz bir ortama geçiyoruz artık. Rahat rahat MacBook Pro'da da Cyberpunk oynanacağım demek de birazcık enteresan oldu. Şöyle GeForce Now'ın aslında olayını birçoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bilmeyenler için de şöyle özetleyelim. Eğer siz GeForce Now kütüphanesindeki oyuna sahipseniz ama bunu bilgisayarınız diyelim ki kaldırmıyor. Biliyorsunuz GeForce Now üzerinden en yüksek ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Hangi marketler var? Şu anda bizim erişebildiğimiz Uplay, Steam ve Epic Games gibi marketler var. Herhangi bir PC'de PC'nizin Chrome'u vesaire açması yeterli. Android bir telefonda zaten çakma olanda iyi kötü oynayabildik. Düzgünlerinde zaten rahat rahat oynayabiliyorsunuz. iPhone'larda oynayabiliyorsunuz. iOS Safari üzerinden oynayabiliyorsunuz vesaire birçok ortamdan oynayabiliyorsunuz. Şu olay çok hoşuma gitti benim. Telefonda oyuna başlayıp doğrudan bilgisayarda o ekrandan devam edebiliyorsunuz. Sanki aynı cihazda bir başkası girip çıkmış gibi bir hissiyat oluyor. Aynen. Kaldığın yerden devam ettiriyor. Evet, bunu çok iyi optimize etmiş Nvidia tarafı. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Ülkemizde şu anda maksimum Full HD'de çözünürlük alabiliyorsunuz. 60 kare. Ama bu da şöyle belirleniyor abi. Altyapı hızına bağlı. 15 megabit'e kadarsa eğer hızın HD çözünürlükte. 720p'de oynayabiliyorsun. Oynayabiliyorsun. Eğer 15 megabit'in üstündeysen yani 25 megabit'e falan varıyorsan şu anda bizde mesela çözünürlük uyarısı verdi. Çünkü internet bir tık az çekiyor burada. Yanlış ağa bağlıyız bu arada. Evet. O yüzden öyle ama aynen. Oynuyoruz. Demin oynamıştık. Tabii. Oyun açılmaya devam ederken bu hizmeti Nvidia ülkemizde Turkcell'le birlikte yapmış olduğu bir işbirliğiyle bizlere sunuyor arkadaşlar. Game Plus üzerinden tamamen yerli bir sunucuya bağlanarak bu hizmeti şu anda bizler sizlere ulaştırabiliyoruz. Ve şu anda bir aylık bir kapalı beta döneminde bu oyun sunucusu. Fakat şöyle bir durum var. Sizlere çok yakında bizler de oyun kodları paylaşıyor olacağız buraya girebilmeniz için. Aynen. Sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız arkadaşlar. 50 kişiye bu koddan dağıtacağız. Kodlara tabii ulaşamazsanız şöyle bir şey var. Bir ay sonra yani 15 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam tamamen açılacak. O zaman dilerseniz hani ücretsiz olan versiyondan yararlanabilir ya da premium olan hesabı satın alıp oynayabilirsiniz. Ama her ne olursa olsun eğer bu servisi kullanmak istiyorsanız sizlere önerimiz şimdiden bir ön kayıt oluşturmanız yönünde ki ön kayıt olmanız çok çok önemli. İlk açıldığında doğrudan paket satın alabilmeniz için. Bedava olanla premium arasında ne fark var? İşte mesela bedava olanın belli bir saat limiti
limiti var arkadaşlar. Bunun yanında işte bu oyunda RTX önemli. Bildiğiniz gibi ışık detayları vesaire önemli. Eğer premium bir pakete dahil olursanız bu sefer RTX vesaire her şey açık oluyor. Herhangi bir sorun yaşamadan onları uzun saatler oynayabiliyorsunuz. Şu anda mesela az önceki kasmaların hiçbiri yok. Gördüğünüz gibi. Görüntüye bak, cayır cayır. Gayet akıcı ve hatta bize girerken internet uyarısı vermesine rağmen şu anda görüntü akıcı. Işın izleme açık, tamam. Aynen öyle. Çok güzel. Hepsi açık ve desteklenen bütün her şey aslında en yüksekte de açık değilmiş. Bunları açalım. Aç hocam. Nasıl olsa bizden gitmiyor. Aynen öyle. Bizde şu an sıkıntı yok. Tabii biz şu an bir de gerçekten oyunun hakkını vererek oynayabildiğimiz için GeForce Now sayesinde. Sen tabii şu touchpad'le oynayarak bayağı hakkını veriyorsun oyunun şu an. Yani orası touchpad ayrı mesele. Sorma yani. MacBook da cayır cayır çalıştırıyor. Peki bir iPhone 12 Pro neler yapacak? Hemen bakalım. Bakalım mı? Hadi. Hemen bakalım. Kapat abi Mac'i iPhone'a. CSGO geldi. Bu ekranı bu telefonda da mı görecektik? Gerçekten. Bak bir de şöyle bir olay var abi. Böyle yaklaşıyorsun, uzaklaşıyorsun filan. Şöyle adamın şöyle içine filan da girebiliyorsun. Bunun ne faydası var dersen. Yani uzaktaki tam ekran... adamı daha iyi görürsün. Her silah sniper gibi. Nasıl? Mükemmel. Sniper gibi. Hilesini bulduk. Hileyi bulduk. Bug'ını bulduk direkt GeForce Now'ın. Premium paketi satın aldığınızda arkadaşlar sizlere böyle yaklaşık bir 10 tane kadar oyunu da şimdilik en azından 10 tane oyunu da doğrudan oynanabilir bir şekilde geliyor gibi gördüm ben GeForce Now'ın kendi kütüphanesinde. Ozan'cığım 10 değil 80 tane bu arada oyun ücretsiz. Hani Apex Legends, Fortnite, League of Legends gibi oyunlar zaten ücretsiz ama buradan... Ben onları saymadım o yüzden. Tabii. Girip direkt oynayabiliyorsun. Hem yürüyüp hem nasıl ben bunu yapacağım şu an bilmiyorum. Oyun kolunu aldım. İşler şimdi değişecek. Hiçbir şey değişmedi Ozan. Dönüyordu daha önce oynadım ben Sen ya. Sen şu oyun kolunu kapat acı. İleri gitmek yok kesinlikle. Bizde geri vites de yok ama Ozan. Sadece karşıya, karşıya bakıyoruz. Muhtemelen kolu bağladığımızda bu sorun ortadan kalkar diye düşünüyorum. Fakat daha öncesinde ben bunu deneyimlediğimde bunlar çalışmıştı. Ama şimdi hiçbir şekilde çalışmıyor. Arkadaşlar CSGO'da fena bir şekilde patates oldum ben joysticksiz. Anlamadım. Ya şöyle ama klavye mouse bağlı bir bilgisayarda oynuyorum. Telefonda da CSGO bir tık fantezi oluyor artık. Yani gerek yok. Ama mesela Rocket League abi. Gördüğünüz gibi iPhone 12 Pro'ya bağladım. PlayStation 4'ün DualShock'unu. Ondan sonra bak aşağı basıyorum gidiyor. Bir de şey abi adam zaten oyunu açarken söylüyor sana yani. Aynen. Mi? Hiç gecikme yok. Dümdüz casual'a gir. Casual'da mı gireyim? Gir abi. Training yapmayayım mı? Yap training. Kendi yap. Kendime takılmayayım. Kendi paşalar gibi. Free play. Oh tamam bir ya. Bir sağa sola kafa kimse atalım. Kimse bulaşmasın acı. Biz kendi bir kendimize takılalım. Yani bu deneyim benim hoşuma gitti mi? Fazlasıyla hoşuma bak, gitti. Direkt kontrolleri aldı. Rocket League cidden keyifli gözüküyor. Bayağı güzel abi. Demek ki adamı dinlersen yani GeForce'u dinlersen Web Tekno skoru yaptı hemen. Skoru yapar. Hızlıca. Şöyle bak. Hop. Müthiş bir mükemmel bir atlayış. Kaleyi 10 kişi tutarken bile gol atabiliyorum. Evet abi sen topun etrafında dönmeye devam ederken gibi oynuyorum ha. Biz yavaştan bu videoyu kapatırken sizlere şunu da tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Web Tekno'nun sosyal medya hesaplarını yakinen takip ederek sizler de bu kapalı betayı test etme imkanına erişebilirsiniz diyorum ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Bu hizmet hakkındaki tüm düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve iki yanımızda duran diğer Web Tekno videolarını da izlemeyi kanalımıza da ortada bulunan bağlantıdan. Ben dağıldım gittim pardon ya. Abone olmayı ihmal etmeyin diyorum. Görüşürüz. Yok kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.